Sorumuz şu şekilde. 3 adet havalandırma fanımız var. Fanlar kendilerine ait start ve stop butonları ile çalışmaktalar. Bu çalışmayı FC'de fonksiyonlaştırınız. Gerçek adresleri görüyorsunuz. Bunlar gerçek adresler. Bunlar da FC içerisindeki kullanacağım lokal adresler. Şimdi programlamaya başlayalım. Önce tat tablomuzu yapalım. Bunlar benim global tart tablom, global tartlarım. Şimdi burada proje ağacımda program bloksunun altında add new block var. Add new block'a tıklıyoruz. Ve buradan FC'yi seçiyorum. Burada isim verelim buna bir. Ladder dilinde oluştursun. Oluşturdu. Yukarıdan deklarasyon tablosunu açalım. Butonlarım neydi? Start ve stop butonlarım vardı. Data tipleri bit. Burada mühürlemeli bir devre yapacağım için in-out'a yazıyorum motoru, fanı. Ve artık biraz yukarı alalım. Artık projemize başlayabiliriz. Buraya bir tane kapalı kontak stop koyuyorum. Start, çıkışım, mühürleyeceğim. Mühürlemeyi yaptım. Buradan yukarıdan şuradaki etiketi tutup aşağı sürükleyebilirsiniz. Ya da lokal tag tablosunu açıp buradan seçebilirsiniz. Ya da buradan ben yazmaya başladığınızda gelir. Kontrol ve kopyasını oluşturdum. Şu anda benim fanları çalıştıracağım. Lokal olarak FCM'i oluşturdum. Bunu gelelim main OBB'e. Buradan çağırmam lazım. Çağırmak için buradan tutup sürükleyebiliriz. Bu birinci yöntem. Bana şunu tekrar açayım. FC'yi. Şunları kapatayım. Yan yana getireyim. Dikkat edecek olursanız deklarasyon tablosuna göre burada inputlar, burada inputların hemen altında inoutlar. Eğer atom olsaydı sadece outlar da burada çıkacaktı. Sırayla geldi. Şimdi yapacağım işlem ne? Bu birinci motor için çalıştıracağım. Ve start F, bu stop mıydı? Stoptu. Stop F1 dedim. Start butonu start F1 olacak. Motor F1 olacak. Aslında burada yaptığım işlem şu. Burada lokal olarak gördüğünüz bu etiketleri ya da bu tagleri dikkat ederseniz burada çağırdığımda bunların hangi global taglerle çalışacağını atamasını yapıyorum. Bunu bir kez daha çağıralım. Bu sefer şöyle yapalım. Boş bir box atalım. Fan yazmaya başladığında zaten gelecek. Bu birinci motor içindi. Stop F1. Bu ikincisi için. Stop F2. Start F2. Motor F2. Şu anda ikincisi için de çağırdım. Üçüncüsü için tekrar şuradan sürükleyelim. Üçüncü fanımız için. Geldi. Stop F3. Start F3. Motor F3. Bakalım. Yapacağı işlem ne? Şu anda main OBB1 piyasalarına geçtiğinde, işlediğinde gelecek. Burada FC1'e sıçrama yapacak fan motorlarıyla ilgili. Burada dikkat ederseniz lokal inputlarım var. Lokal inputların yerine buradaki global inputları koyacak. Elde ettiğim fan gibi bir çıkışım var. Bu fanı da getirecek. Global output'uma Q01'imi atama yapacak. Yapacağı temel işlem bu. Ve her döndüğü zaman Network 2'den başlayacak. Network 2'den bir daha sıçrama yapacak. Ve her geldiğinde buraya buradaki global inputlarla lokal buradaki etiketleri ya da işte lokal değişkenleri, tagleri birbirlerinin yerine koyacak ve elde ettiği sonucu getirecek. Burada Q02'ye ne yapacak? Yazacak. Yaptığı işlem bu. Bunu PLC'mize gönderelim. Compile yapmamız lazım ama PLC'ye gönderirken o compile işlemini yapacak. PLC'mize gönderdik. Monitoring'imizi açalım. Şimdi burada monitoring'i bana açmayacak, pasif. Çünkü hangisi için yapacağımı bilmiyorum. Yani bu FC, ana FC. Bu FC 3'ünden herhangi biri içinde olabilir. Aslında 3'ü için ortak bir FC var. Ama şu anda bunu monitörlük yapamam. Çünkü hangisi için çağırdığımı program bilmiyor. Kapadım. Mesela örneğin şu yukarıdaki birinci motor için çağırdık. Geldi. Şimdi monitörlüğü aktif hale getirdi. Bir önceki çalışmadan burada butonlarım benim açık kalmış. Özür dilerim, kapalı kalmış. Onları bir düzelteyim. Düzelttim. Şimdi normale döndük. Şimdi birinci motor için
Bunu çalıştıracağım. Input 00 stopumdu. Input 0 birim startımdı. Start'ı verdim. Bakın true oldu. Burada da görüyorsunuz start kapandı. Fan'ı çalıştırdı. Fan mühürlemesini yaptı. Ve buradaki Q01'e true olarak atadı. Start'ı kestim. Şimdi ikincisi için yapalım. Bunu da monitoring'e alalım. Özür. Şimdi burada ikincisi için yapıyorum. Input 0.3 startımdı. Verdim. True oldu. Dikkat edecek olursanız fan çalıştı. Fişe true atama yaptı. Şu üçüncüsü için çağıralım bunu. Üçüncüde de neydi? Input 0.5'im starttı. Start'ı verdiğimde fan verdi, mühürledi ve burayı da true yaptı. Stop vereyim. Bakın dikkat edecek olursanız bu blokta input 0.0 verdiğimde çıkışı false'a kestik. Çekti. Burada niye false'ı? Çünkü bu birinci çağırmanın değil, bu üçüncü çağırmanın. Bak birinci çağırmayı alalım. İçini görecek olursanız, dikkat ederseniz. Fan çalışmıyor. Şu ikinci için stoplama yapalım. İkinciyi çağırdık. Şu anda ikinci için input 0.3'ümü aktif edeceğim. Düzeltiyorum. Input 0.2'yi aktif edeceğim. True yapacağım. False'a çekti fanı. Şimdi üçüncü için bakalım. Burada da dikkat edecek olursanız input 0.4'ü stop'u verdiğimde çıkışı false'a çekiyor. Bunları artık istediğiniz gibi ne yapabilirsiniz? Çalıştırabilirsiniz.